17. dönem mezunlarımızın belge törenine hoş geldiniz değerli. Hepinize en derin sevgi ve saygıyla selamlarım. Bugün hüzün ve sevincin bir arada olduğu bir anı daha yaşamaktayız. Hüzünlüyüz. Çünkü 12 gün önce aramızdan ayrılan rahmetli Naci Uğurlu hocamızın acısı hala taptaze. Ancak hayat devam ediyor. Bugün akşam namazına mütakiben onun ruhu için Gerze Merkez Camii'nde okulumuzun organize ettiği Kur'an-ı Kerim programı siz değerli konuklarımızın da müsait olduğu takdirde katılımıyla icra edilecektir. Sizleri akşamki programa da bekliyoruz. 23 yıllık eğitim çınarı Şehit Nurullah Saras Anadolu Lisesi. Kurulduğu günden bugüne kadar 23 yıl geçmiş. Bugüne kadar 704 öğrenci, bugün de 63 öğrenci olmak üzere toplamda 767 öğrenciyi okulumuzdan mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kıymetli veliler, sizler bu programın en onurlu ve en mutlu kişilerisiniz. Sizleri tebrik ederim. Allah sizlerden razı olsun. Sevgili gençler, nasıl bir gençlik istiyoruz? Milli ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı, sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren bir nesil arzuluyoruz. Bununla beraber Sultan Alparslan'ın, Fatih'in, Gazi Mustafa Kemal'in, Mareşal Fevzi Çakmak'ın, Kazım Karabekir'in, Mehmet Akif'in izinden yürüyen bir gençlik. Bu gençlik yakıp yıkan, kırıp döken, hakaret eden, barbar bir gençlik asla değil, edebi bilen, adabı bilen, ahlakı kendisine azık edinen, vatanı için ter döken bir gençlik. Okuyacak, düşünecek ve Türkiye'nin istikbaline taş koyacak bir gençlik arzu etmekteyiz. Bizler okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimiz için de okuyup düşünen, hayatı yorumlayan ve Türkiye'nin istikbaline imza atabilen bir şuurla bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz ve bunun için çalışır çabalıyoruz. Sevgili mezunlarımız, sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Bu vatanı, aziz milletimizi ve tüm insanlığı sizlere emanet ediyoruz. Sizlere sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve sevgi dolu bir yaşam dilerken 10 Haziran'da başlayacak olan LYS sınavlarında hepinize başarılar diler. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız. Değerli konuklar, ben annesini kaybetmiş bir çocuk gördüğümde annemin eteğine sarılıp ağlayan bir kız çocuğuydum daha düne kadar. Babamın omuzlarında Karadeniz'in içine gömüldüğümde bir daha nefes alamayacağımı düşünürdüm. Taşların canlı olduğunu sanıp üstüne basamayan, bastığında da özür dileyen biriydim. 7 kişilik ailemizin hep öyle kalacağını düşünürken her şeyin değişeceğini babaannemi kaybettiğimde anladım. 45 kiloydu benim babaannem. Ben onun en küçük oğlunun en küçük kızıydım. Üstünde bembeyaz bir kefen vardı. Dokundum. Kas katıydı vücudu.
Yüzü bembeyazdı, bulutlu bir gün gibi. Evimizin yolu çiçekli değildi. Hep bir su borusu patlardı. Çamur akardı sokaktan. O çamurun içinden geçip giderdim okula. O su borusu hala patlar biliyor musunuz? İnsan değişiyor işte. O boru aynı boru. Ben bambaşka bir insan. Çok içliydim küçükken. Şakasına bile biri laf dokundursa doldururdum hemen gözlerimi. Orta yolu bulamazdım. Mutluyken çok mutlu, mutsuzken çok mutsuz. Kimseye anlatamazdım derdimi. Kapalı, kara bir kutu gibi. Ağlardım, ağlardım. Sonra kendim de unuturdum derdimi. Çocuktum işte. Bir çikolatayla kandırılır, bir şekerle avutulurdum. Annemin aldığı susamlı çubuğun dibinde kalan susamları yemek için kavga ederdik ağabeyimle. Kızardım ona, sinirlenirdim. İnsanlık bende, vurmaya kıyamazdım ona. Ben ona vurmaya kıyamazdım. O canımı yakardı hep. Anneme şikayet ederdim onu. Küçüğüm ya, hep ona kızardı annem. İşte gidiyorum. Ne küskünlük, ne pişmanlık var kalbimde. Yürüyorum sanki senin yanında. Sesim uzaklaşır her bir adımda. Ayak izim kalmadan gidiyorum. Evet, şimdi birincilik Berat'ını okul kütüğüne çakıyor Zeynep.